11 ilimizde hissedilen deprem felaketinde on binlerce insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan ailesini kaybetti. Milyonlarca insan evini, arkadaşlarını, anılarını, geçmişini, şehrini kaybetti. Ve 85 milyonun yüreği yanıyor. Bu yangın hiçbir zaman sönmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Depremin üzerinden haftalar geçti ve herkes artık bir normalleşmenin peşinde. Peki nedir bu normal? Nasıl bir normalleşmenin peşindeyiz? Yani bu peşinde olduğumuz normal tam olarak ne? Mesela fay hattına binalar yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı vermek normal midir mesela? Veya böyle bir zamanda çadır satmak normal mi? Binlerce insanı göz göre göre ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip arkadaş ben yanlış yaptım özür diliyorum deyip istifa etmemesi normal midir sizce? Hayır efendim. Böyle bir normal yok. Bu normal değil. Artık biz bu normale dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil, o felaket olmadan önce nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir. Artık normal olan yetki veren kişinin bir işi, işte akrabasına, ailesine, partilisine, ortağına, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır. Atatürk'ün de dediği gibi, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Biz umutluyuz, biz umutluyuz. Bu normal bir gün gerçekleşecek, buna inanıyoruz. Ama o gün gelene kadar gördüğümüz bütün hataların üstüne mizah büyüteciyle bakmaya devam edeceğiz. Sizlere ışık tutmaya devam edeceğiz efendim. Çünkü gülmek unutmak değildir. Gülmek yaşatmaktır. Gülmek sormaktır. Gülmek hatırlamaktır. Umarım bu zor zamanlarda, bu çok zor zamanlarda gülmek hepimize iyi gelir.